Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Trabzonspor 2'de 2 yaptı Abdullah Avcı döneminde. İçeride Erzurumspor maçı, arkasından deplasmanda Ankara Gücü galibiyeti. İki maçta 6 puan bir anda Trabzonspor'u zirve iddiası içerisine yerleştirdi desek yanlış olmaz. Çünkü kazanılacak her maç yukarıya hamle yapmak adına çok çok değerli. Nitekim 2 galibiyetle 10 maçta 12 puanla 12. sıraya yükseldi Trabzonspor. Bu da zirve ile arasındaki farkın yavaş yavaş kapatılması anlamına geldiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabi bu maçın Ankara gücü maçının değerlendirmesine geçmeden önce önümüzdeki hafta yani 7 Aralık'ta Trabzonspor Sivasspor maçı var ki Trabzonspor için çok belirleyici karşılaşmalardan birinin o olacağını söyleyebiliriz. Çünkü görece Erzurumspor ve Ankara Gücü maçlarına göre Sivasspor karşılaşmasının daha zor geçeceğini bekleyebiliriz. Bir de her iki takıma göre Sivasspor'un kadro olarak da oyun felsefesi olarak da e, yapısı olarak da e, bu iki takımla e, takıma göre daha iyi durumda olduğunu da vurgulayabiliriz diyelim şimdi Ankara-Gücü maçı ile ilgili değerlendirme yapalım aslında Ankara-Gücü maçı sonrasındaki benim özetim şu e, onun için bu Sivas Spor maçını hatırlattım Abdullah Avcı mutlu Trabzonspor umutlu yani Abdullah Avcı mutlu çünkü yapmak istediği ilk işleri yaptı ve sonuçlarını da almaya başladı. Bunun için Abdullah Avcı'nın mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Trabzonspor'da umutlu. İki maçta 6 puan. İçeride oynanacak Sivas spor maçının kazanılması halinde basamaklar daha da yukarıya doğru çıkılacağı için, daha yukarılara hamle yapılacağı için Trabzonspor taraftarında umutlu olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii şunu da vurgulamam lazım. E, tüm bunlar her şeyin çözümlendiği, Trabzonspor'da sorunların e, bir kenara bırakıldığı, artık zirve yürüyüşünün müthiş bir şekilde başladığı anlamına da gelmiyor. Onu da söyleyeceğim. Yani başka bir söylemle şöyle bir cümle var. Bardağın boş tarafına da bakacağız, dolu tarafına da bakacağız. Evet şu anda dolu tarafının iyi gittiğini söyleyebiliriz ama bazı boşluklar olduğu gerçeğini de vurgulamamız lazım. Önce e, kadroya bir bakalım. Kadro aslında Erzurum Spor maçı kadrosunun aynısıydı. Değişen hiçbir şey yok. E, sadece değişen bir nokta vardı. Ekuban'la Abdülkadir Ömür'ün yeri. Abdullah Avcı geldikten sonra şunu söylemişti. Ben Abdülkadir Ömür'ü serbest oynatmak istiyorum. Yani onu serbest sahanın içerisinde sağa gidecek, ortaya gelecek, sola gidecek gibi düşünmüştüm demişti. Onu uygulatabilmek için de Abdülkadir Ömür'ü forvet arkasına koydu, Ekuban'ı sağ tarafa koydu. ha Burada ne kadar verimli oldu onu konuşabiliriz. Birkaç pozisyonda o istenen performansı ortaya koydu zaman zaman kanat pozisyonuna geçti ama daha önemlisi ondan beklentimiz şu onun için herkes yerli Messi diyor yani topla çabuk hızlanabilen kolay adam eksilten bir oyuncu özelliği taşıdığı için yerli Messi diyoruz ama bir türlü o özelliklerini göremiyorduk. Şimdi o özelliklerini gösterme zamanı geldi. Çünkü forvet arkası oynadığında bu verimi daha fazla göstermesi gerekiyor. Ayrıca şunu söyleyeyim. 1 iki pozisyonda bunu gördük. Özellikle maçı dikkatli izleyen izleyicilerim hatırlayacaktır. 19. dakikada bir top sürdü. 3-4 kişinin arasından çıktı ve faulle durduruldu. Gerçi 45. dakikada 45 artı 1'de gelen goldeki e, dripling de onundu. Yani Trabzonspor'un ondan beklentisi bu linklerin sayısını fazlalaştırması, rakibin üzerine gitmesi gerekiyor. Çünkü orta alanda bu tür e, becerileri olan oyuncu sayısının çok fazla olmadığını vurgulamamız lazım. Yani ben e, genel olarak gördüğüm şu, e, mesela e, şunu söyleyelim Lewis Baker'dan bahsedelim. Baker... Mükemmel bir gol attı. Yani size 3 puanı cebinize koydurdu. Tamam anlıyorum. Ama Louis Baker'ın e, bu kadar yan pas geri pas yapması aslında e, Trabzonspor'un öne gitmesini engelliyor. Ve savunma disiplinine hiçbir şey söylemiyorum. Zaten biraz sonra savunma disiplinini konuşacağım. Ama yani bir oyuncu da özellikle onu bir 8 numara gibi kurgulandığını düşündüğümüz bir oyuncunun da biraz daha öne top taşıması öne top atması gerekiyor bu özellikleri var ama onları kullanmak yerine şimdi takım savunmasına daha fazla katkıda bulunmak adına topun Trabzonspor'da kalmasını daha fazla kullanmak adına önemli bir iş yapıyor ama ondan beklenti bence sadece bu değil onu vurgulamak istiyorum. Şimdi gelelim maçın içerisindeki olumlu olumsuz taraflara ama ondan önce galiba şu olumsuz tarafı bir kez daha söyleyeceğim. Pereira Türkiye'de ilk kez kırmızı kart görmüş. Yani bir oyuncu kırmızı kart görebilir. Oyun gereği oyunun içerisindeki bazı pozisyonlardan ötürü gole giden oyuncuyu düşürürsünüz vesaire vesaire. Fakat yani bu noktada gördüğü kırmızı kart 36 yaşında deneyimli bir oyuncuya hiç yakışmıyor. Üstelik de Trabzonspor gerçekten çok zorlu bir süreçten geçerken iki sarı kart görüyorsunuz ikisi de itirazdan. Ve bu itirazları sürekli yapıyordu ama herkes daha doğrusu hakemler buna hoşgörüyle yaklaşıyordu. E şimdi ne oldu? Şimdi sen takımı çok önemli bir maç öncesinde Sivasspor maçı öncesinde e, yalnız bıraktın. E, bu gerçekten e, önemli bir nokta. Bunu söyleyeyim yani Pereira'nın artık evet hırslısın, mücadelecisin e, işte kazanmaya odaklısın e, bu noktada çok ciddi bir efor koyuyorsun ama yani itirazdan kırmızı kart gördüğünüz zaman takımı da yalnız bırakıyorsunuz bunu da söylemek lazım. Şimdi e, bu noktaya geldik öbür e, bir başka konuya gelelim ki ben beni takip edenler biliyor Steven Plaza için söylediğim sözler vardı yani onu Newton oynatmıyordu acaba diyordum Newton mu oynatmıyor ama yok Abdullah Avcı geldikten sonra Ankara-Gücü maçı'nın kadrosunda da Plaza'yı göremedik bu arada kampi sürprizi oluştu yani 14 yabancı'nın 12'sini götürebildiğiniz için kampi ve Plaza dışarıda kaldı. Ben Plaza'nın söylüyorum Ocak ayında artık e, Trabzonspor'la vedalaşması gerektiğini, hatta vedalaşması için gerekli çalışmaların yapılacağını e, düşündüğümü net bir şekilde vurgulamak istiyorum. Şimdi gelelim e, genel duruma. Şimdi kağıt üzerinde baktığımızda e, çok önemli artılar var. hani dedik ya bardağın dolu tarafına bakalım. E, en önemli artı iki maç oynuyorsunuz, iki maçta da kalenizde gol görmüyorsunuz bir kere bu. İki maçı da kazanıyorsunuz bu da e, çok önemli bir avantaj. E, bu bu noktalarda e, şunu söyleyebiliriz takım savunmasını mükemmel yapıyorsunuz takım savunması Nitekim e, Vitor Hugo'nun söylediği bir söz var maç sonrasında o da çok değerli diyor ki ee, biz e, takım halinde savunmayı iyi yapıyoruz. Yani sadece ben iyi savunma yapıyorum ya da işte yanımda Edgar iyi oynuyor gibi söylemiyor. Takım halinde savunmayı iyi yapıyoruz diyor. Ama buradaki mütevazı e, sözlerini bir kenara koyarak biz bir de bazı gerçekleri vurgulayalım. E 5 maç dikkate alındığında yani Vitor Hugo'nun da düşünelim. 5 haftalık süreç dikkate alındığında e Vitor Hugo hava topu kazanmada 4.5, top uzaklaştırmada 5.6 ortalama yakaladı ve Süper Lig'de stoperler arasında birinci sıraya yerleşti. Ben zaten Vitor Hugo'nun performansından en küçük bir şüphe duymuyordum. Gerçekten çok önemli bir oyuncu. Zaten Beşiktaş'ta, Galatasaray'da almak için büyük çaba sarf etti. Ama Ahmet Ağaoğlu'nu bu noktada kutlamak lazım. Bir stopere bu parayı vermek lazımdı. Nitekim o yanındaki oyuncuya da güven verdiği için dün akşam Ankara gücü maçında ciddi bir şekilde öne doğru çıkışlar gözlemledik Edgar Iye'de. Neden? Çünkü arkası güvende olduğu için ön tarafa doğru gitme şansı o da buluyor diyebiliriz. Şimdi olumlu tarafları söyledik işte iki maçta kazanılan 6 puan kalede golün görülmemesi. Takım savunmasının mükemmel yapılması topa sahip olma konusundaki mesafenin biraz adımlanması gibi çok değil ama adımlanması bunlar önemli avantajlar Abdülkadir Ömür'ün 10 numara oynarken dikine top sürme isteği yani çok değil ama isteği diyelim. Bütün bunlar olumlu tarafı. Bir de olumsuz tarafından yaklaşalım olaya. Bir kere şunu söyleyebiliriz. Afobe'nin performansı eleştiriliyor. Ama Afobe'nin performansını eleştirmeden önce şuna bakmak lazım. Trabzonspor hücumda ne kadar çoğalıyor? Bir kere Trabzonspor hücumda çoğalamıyor. Onu bir kere net söyleyeyim. Afobe çok yalnız kalıyor. Çünkü şöyle bir felsefesi oluştu şimdi takımın. Önce gol yemeyelim felsefesi var. Gol yemeyelim deyince bu sefer risk oluşacak önde basma ya da işte öne gitme, daha çok önde bulunma isteği kayboldu. Ha bu şöyle kabul edilebilir bir olay. Çünkü önce bir kere en sakat yerinizi tamir etmek gerekiyor. Abdullah Avcı orayı tamir etmeye çalışıyor. Daha sonra da önde oynayabiliriz diyebilir. nitekim şunu da söyleyelim. Trabzonspor'un bir e, hücum e, performansı yok, hücum seti yok. Tamamen iş bireysele dönmüş vaziyette ve hücumda da çoğalamıyor. Onun için de ne Giannini'den verim alabilirsiniz ne Afobe'den e, verim alabilirsiniz. Hele hele Vakame'nin bile diyorum Vakame'nin bile ki biz onun en önemli özelliği önde oynayıp takımın ofansif gücüne katkı verdiği noktasını överken onun bile gelip tamamen Marlon'un önünde savunma yapmaya çalışması bir anlamda her şeyi net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Yani bu noktada şunu söyleyebiliriz. Denilebilir ki yani işte şimdilik bu iki galibiyet netice itibariyle takım savunmasının tamir edilmiş olması bir avantaj ama ikisini aynı anda yapmak zorundasınız Çünkü burası Trabzonspor kulübü. Trabzonspor kulübünde şu gerçeği vurgulamak lazım. Trabzonspor'un genlerinde öne doğru oynamak daha fazla pozisyon üretmek noktası var. Pozisyonlara baktığınızda Trabzonspor'un pozisyon zenginliği yok. Attığı gol de serbest vuruş golü. Onun için de bu noktadan hareketle bir hafta daha bir hafta daha Trabzonspor taraftarının vereceği avans var takıma. Bir hafta daha. Yani Sivasspor maçında problem değil. Serbest vuruş golü atalım. Ne olursa olsun işte bir karambol golü atalım. Rakibin yaptığı hatadan yararlanalım ama kazanalım der. Ama Sivas spor maçından sonra yani 3 maçtan sonra artık yavaş yavaş oyunun da zenginleşmesini isteyeceklerdir. Ha Bu noktada e, mutlaka Abdullah Avcı da bu konuyu düşünüyor ve geliştirmeye çalışıyor olacak. Ama şunu söyleyelim her şeye rağmen aradan geçen sürede ee, henüz daha hücum olarak, hücum felsefesi olarak Trabzonspor'un fazla bir etkinlik gösterdiğini vurgulayamayız. Ama beklemek durumundayız. Ben bir hafta daha Sivas Spor maçının da Trabzonspor taraftarı tarafından avans olarak e, takıma verileceğini düşünüyorum. Üstelik iki galibiyetin sonrasında. Ama e, Sivas Spor maçından sonra biraz oyun da zenginleşmezse... O zaman taraftar da biraz taraftarın da biraz tadı kaçar diye düşünüyorum. Ama sonuç özeti şu: Avcı mutlu, Trabzonspor umutlu desek yanlış olmaz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu videoyu maçın sonrasında çekmedim çünkü gece baya geç saate kalıyor ve sizler de izleme konusunda biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Gündüz çekelim, rahat rahat herkes izleyebilsin istedim. Beni izlediğiniz için te tekrar teşekkür ediyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Değerlendirme ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Futbol dolu günlerle kalın. Hoşçakalın.